Tire Özsanter'im standında tabii ki yanımızda İhsan Bey var. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz standımıza. Hoş bulduk. Tabii bu fuarlarda sizlerle buluşmak bizleri memnun ediyor. Aynı zamanda siz ev sahibi diyebiliriz. Evet, ev sahibiyiz. Evet, ev sahibisiniz. Fuarın ilk günü, yani aslında öğlen vakti diyebiliriz şu saatler için. Nasıl geçiyor, yoğunluktan memnun musunuz? Yani fuarın klasik her zamanki gibi beklediğimiz ilk günkü performansını görüyoruz. Ama buna tabii ki kötü demek değil bu. Önümüzdeki günlerde bunun katlanarak artacağını bildiğimiz için şimdiki gidişattan da memnunuz. Yani ne kadar zamandır katılıyorsunuz İzmir Fuarı'na? Valla biz İzmir Fuarı'na ta şeydeki Basmane'deki fuar alanından biridir katılıyoruz. Tam olarak şeyini tarihini veremiyorum ama bayağı eski bir tarihten biridir buradayız. Yani bu yıl 19.sü düzenleniyor, evet. Ve sizler hatırı sayılır bir vakitte katılıyorsunuz. Evet. Uluslararası bir fuar tabii ki birçok noktada da tanınıyor ve biliniyor bu özelliğiyle birlikte. Fuarları genel anlamıyla değerlendirmenizi istesem İzmir Fuarı ve diğer fuarlar nezdinde neler söylersiniz? Yani biz fuarları çok önemsiyoruz. Hem distribütörlerimiz de, müşterilerimiz de satın alma yönündeki destek aldığımız firmalarla buluşma noktamız. Her zaman fuarlara mümkün olduğunca katılmaya çalışıyoruz. Yurt dışındaki fuarlara da, yurt içindeki fuarlara da. Biz fuar performansından, fuarın varlığından memnunuz. Evet, çok güzel. Çünkü burada bir buluşma yeri gibi oluyor. Tabii ki, evet. Dolayısıyla burada üretici gelip birebir size ürünü sorabiliyor. Hem soramayanlar için de bizler buradan aktarıyoruz elbette. Fuara hangi ürünlerinizle katıldınız? Yine arkamızda görüyoruz ürünleri. Fuara yine bizim kendi üretim ağımızda da ağırlık verdiğimiz yemi karma makinalarımızla katıldık. 3 metreküpten 30 metreküpe kadar burada çeşitli yemi karma makinalarımız mevcut. Aynı zamanda havuz kasörü morkumuz, katı gübre serpme makinalarımız. Bu arada katı gübre serpme makinalarımızın da güncel üzerinde dizaynında, tasarımında bir değişiklik yaptık. Şu anda burada görüldüğü üzere. Onun dışında İtalya'dan distribütörlüğünü aldığımız Italmix kendi yürür yem karma makinamız da bu sene ilk olarak standımızda yerini aldı. Italmix de biliyorsunuzdur, yani yem karma sektöründe bu işte dünyaca ünlü, kaliteli, ergonomik, sağlam makineler üreten bir firma. Onlarla işbirliği içinde olduğumuz için de çok mutluyuz. Burada da yem karma makinamızı görücüye çıkardık. Yoğun bir ilgi ve talep var şimdilik gördüğümüz. Umarım böyle de devam edecek. Umarım. Yeniliklerinizi zaten konuşacağız. Birazdan da daha detaylı bir şekilde anlatmanızı rica edeceğim sizlerden. Standa şöyle bir baktığımda aslında epey geniş bir alanda varsınız. Bu kadar kırmızılıklar içerisinde bir tane de gold ürününüz dikkat çekici. Evet. Şöyle oldu gold makinamızda. Bizim makinalarımız sektörde parlayan bir altın gibi değerli görüyorum ben ismimizi, firmamızı. İlk defa sarı rengi denedik ve bunu da fuarda müşterilerimize göstermek istedik. Ona gelen tepkilerden de memnunuz. Ben de açıkçası çok beğendim. Yakıştı sarı rengi. Farklı bir altın rengi, yani normal bir sarı rengi değil. Telmix'in de rengi mesela sarı turuncu gibi ama bizim sarımız daha böyle gold sarı. O konuda güzel oldu. O anlamıyla biraz daha parlıyor diyebiliriz. Standın evet, tabii ki gözdesi olma yolunda ilerliyor. Birçok tabii ki burada ürün var. Hepsinin de rengi hasebiyle. Zaten yayın öncesi de sohbet ediyorduk. Bu rengine göre verebiliyor musunuz, sunabiliyor musunuz üreticiye diye sormuştum. Hazır yeri gelmişken yine sorayım istiyorum aynı zamanda. Elbette traktörlerin arkasında biraz daha uyumlu olsun istiyor üretici. Bu anlamda evet. Böyle bir seçenek sunuyor musunuz? Tabii ki yani... Daha önce mavi, yeşil renkte yem karma makineleri ürettik. Müşterilerimizin talebine bağlı olarak onları kırmıyoruz tabii ki de. İstediği renkte elimizden geldiğince üretiyoruz. Evet, bu çok güzel bir şey. Çünkü üreticiyi dinlemek, yani tabii ki müşteri ve her zaman talebini yerine getirmeye çalışmak da aynı zamanda firmanın o kişiye verdiği önem olarak da bizzat değerlendirmek mümkün. Evet, kesinlikle. Evet. Peki yine değinecek olursak Özsan Tarım'a, bizler sizlerin misafiri de olduk daha önce. Tabii ki programda çektik. Haber de yaptık birlikte. Ama belki sizi bir
bilmeyenler de vardır. Ha, Ege'nin geneli zaten çok yoğun bir şekilde sizi biliyor ama evet. Şöyle bir Özsan Tarım hakkında şöyle bir geçmişine baksak, ne zaman kuruldu, şu an neler yapıyorsunuz diye aktarsak izleyicilerimize güzel olur. Özsan Tarım'ın geçmişine inecek olursak 1964 yılında dedemin sıcak demir imalatıyla başladığı köyde ufak bir demir dükkanı olarak ilk defa bu isimle müşterilere hizmet vermeye başladı. Ondan sonrasında ikinci nesil babam işleri büyüttü. Üç tane, şu anda güncel olarak 3 tane fabrikamız var. Yeni projelerimiz de var. Sektörde adımızın rüştümüzü kanıtladığımızı düşünüyorum ben. Ben de 3. nesil olarak kardeşimle beraber, kardeşim Hasan Kerem Özalp, o da gelmek istiyordu ama birazcık müşteriler vardı. Ben birazcık ona müşteri paslamış oldum katıldığım için. O da katılamadı. Onunla beraber daha da sektörde adımızı derin harflerle kazacağımıza inanıyorum. Harika. Abi kardeş uyumunuz var o halde. Evet, var. Çünkü o önemli bir şeydir. Tabii ki ailemiz bizim her şeyimiz. Aile şirketi olarak baktığımızda tabii ki süregelen birçok firma akla geliyor. Siz de onlardan bir tanesinizsiniz ve babanızdan aldığınız bayrağı devam ettireceksiniz kardeşinizle birlikte. Evet. Lakin bu biraz da zor. Nasıl değerlendirirsiniz bunu? Yani tabii ki aile işletmelerini sürdürebilmek kolay değil. Ama bizim aramızda iyi bir uyum var, hem kardeşimle hem babamla. Birbirimizi iyi anlayabiliyoruz. Tabii ki arada atışmalar, tartışmalar olabilir. Bu her yerde oluyor. Yani bir iş değil, normal baba oğul arasındaki ilişkilerde de bu oluyor zaten. Ama onun dışında hiçbir şeyin bizim işimizin önüne geçemeyeceğini, engel olamayacağını şüphesiz ki biliyoruz, eminiz. Daha da birbirimize destek olarak gideceğiz. Şahane. Tabii ki birlikte yol almak da her zaman destekçi olmak da bu anlamda önemli. Ailenin oradaki kudretini görebiliyoruz her evet. Anlamda elbette. Peki Özsan Tarım'ı bilmeyen yok gerçekten. Az önce de bahsettiğiniz çok da köklü aslında geçmişe sahip. Dolayısıyla şunu da merak ediyorum. Türkiye'nin her yerinde var mısınız? Bayi ağınızdan, ihracat ağınızdan da biraz konuşalım ve bahsedelim. Evet, Türkiye'nin 7 bölgesinde 70'ten fazla neredeyse bayi ağımız var. Yani Türkiye'de herhangi bir çiftçi, hayvancılıkla uğraşan birisi bizim ismimizi internette gördüğünde yerel olarak o lokasyonda bizim distribütörümüzle karşılaşabilir. Çok güzel. Her yerde varsınız diyebiliriz. Evet, hemen hemen her yerde varız. Tabii bayilik almak isteyenlere açık mısınız bu anlamda? Onu da belki meraklısı vardır. Yani bayiliğimizin olmadığı bölgeler için olabilir tabii ki. Yani tabii olabilir. Tabii bunu da değerlendirebiliyorsunuz. Yani. Buna da açıksınız diyebiliriz o halde. Aynen. Peki öyle. Sizin sadece aslında bu yönünüz yok. Tabii ki babadan gelen bir şekilde aile şirketini de devralacaksınız. O noktada devam edeceksiniz ama aynı zamanda kişisel olarak baktığımızda hem bir taraftan okuyorsunuz hem bir taraftan şairsiniz. Bu kadar çok şeyi bir arada yapmak zor olmuyor mu? Yok ya, zor olmuyor çok fazla. Yani çünkü şöyle bir şey, bir insana hobisi zor gelmez. Ya da sorumluluğu tamam fazla olabilir bir insanın. Ama sorumluluk bilinci de bir insan onun altından kalkmayabilir. Şiir, şairlik bir hobi olduğu için onun beni zorlayacağı bir nokta yok. Ama okul biraz zorluyor, evet. Ne okuyordunuz? Uluslararası ticaret ve finansman okuyorum. Yani okulun tek başına beni zorladığı bir konu yok aslında ama. Evet. Tabii burada dikkatli, dağıtıcı çok özel olay var değerli izleyenler. Konuşmak bir anlamda hakikaten zor. Ben de bazen söyleyeceğimi unutuyorum. Evet, çok fazla anons geçiliyor, arkadan sesler geliyor. Okulla devam beraber bizim işlerimizi koşturuyor olmak biraz. Bu arada kusura bakmayın, özür dilerim güldüğüm için. Zor oluyor tabii ki. Yani tam olarak bir yerde olamamak birazcık potansiyelinin tam olarak karşılayamamazlığa götürüyor insanı. Yani bir yere odaklanamamaktan bahsediyoruz, evet, aslında. Evet, şimdi öğrenciysen sadece öğrenci olamamaktan bahsediyoruz. Aynen öyle. Evet. Evet. Yani tam olarak kendimi ne öğrenci gibi hissedebiliyorum ne bir işte bir firma temsilcisi olarak hissedebiliyorum. İkisinin arasında bir yerdeyim yani. Onun da zorluğunu zaman zaman hissediyoruz. Peki. Tabii ki, ama az kaldı. Okul bittikten sonra artık bu süreçten de kurtulacağız. Umarım okul biter ve bundan sonra eğitimli de aynı zamanda zaten sektörden de aldığınız çok fazla şey vardır. Sektör zaten size birçok şey katmıştır. Dediğimiz gibi içinde büyüyen çocuklarsınız aslında. Aynen, şimdi öyle. Babanın şirketi olduğu için aslında o çocukluktan böyle gidip nasıl yapılıyor diye gezmişliğiniz de vardır fabrikada. Yani tabii ki çocukluğumdan beri ben zaten bir sanayi çocuğu gibi, yani babamın yönlendirmeleriyle. Biz o zamanlar daha fabrikaya geçiş yapmamıştık. Sanayide küçük
dükkanımız vardı. Hı-hı. Küçük denebilir. Yani yazları hep oradaydım. Tabii ki babam kadar bu işe hakim olamasam da yine de işin içinden, geçmişten beri işin içinde varlığını sürdürmeye çalışan bir genç olarak okulla birlikte aldığım eğitimi geçmişten gördüğüm tecrübe, bilgiyle harmanlayarak ihracatımızı da, üretimimizi de, kapasitemizi de arttırarak ilerlemek istiyoruz. İnşallah ve tabii bundan sonraki yatırımlarınız, projeleriniz, onlar da tabii ki çok merak ettiğim şeyler. 2023 senesini de değerlendirelim istiyorum. Seneyi geride bıraktık. 2024'ün artık Ocak ayının da son günlerini yaşıyoruz. Dolayısıyla 2023 sektörel anlamda sizin açınızdan nasıl geçti? 2024'de nasıl başladınız? Yeni hedefleriniz, yatırımlarınız neler olacak? 2023 çok dalgalı bir süreçti. Bizim için dalgalı bir yıl oldu. İnişli çıkışlı, yani işlerin çok yoğun olduğu bir süreçten biraz daha o yoğunluğu aratan durgun bir sürece de geçiş yaptık 2023'ün son aylarında. Ama 2023 bize 2022'deyken 2023'ten ki beklentilerimizi karşıladığını düşünüyorum ben. En azından ben kendi adıma bunu söyleyebilirim. 2024 için de yine güzel bir enerjiyle girdik. Yine 2024'ün de bu şekilde sonlanacağına inanıyorum. Yeni projelerimizde kapasitemizi arttıracağımızı söyleyebilirim. Biraz spoiler vermiş olayım. Fazla da konuşmayayım. Fazla da bir şey söylemek istemiyorum diyor. O zaman takipçisi olacağız ve tabii ki seyircilerimiz de yakinen takip edecektir diye düşünüyorum. Evet. Bu arada kusura bakmayın lafınızı kestim. Söz etmedik henüz. Massey Ferguson'un da bayiliğini yapıyoruz. İzmir ve Muğla bölgesinde. Orada da ayrı bir standımız var. Çok güzel. Ziyaretçilerimizi bekleriz. Evet, Massey de bu anlamda oldukça önemli. Gücünüze güç katıyordur diye tahmin ediyorum. Evet, değil öyle. Evet. Biz onlara, onlar bize gücünüze güç katıyoruz. Onlar karşılıklı bir şekilde. Bu iletişim de güzel aynı zamanda. Evet. Tabii çiftçinin de ilgisini çeken şeylerden bir tanesi de bu. Şimdi üreticilerimiz buraya gelecekler. İzmir'de tarım fuarını ziyaret etmek isteyenler vardır. Bir konum bilgisi verelim mi izleyicilerimize? Şu an neredeyiz fuarda? Şu anda B Hall'deyiz. B Hall'ün girişinde 10 adım yürüdükten sonra karşınızdaki en büyük stand. En büyük standdayız efendim. Ev sahibi olarak sizleri karşılamaya hazırlar. Görkemli bir kırmızılıkla sizleri bekliyoruz. Harika. Tabii ki bütün çiftçilerimizi bekliyoruz. Gelemeyenler için ise bizler buradaki atmosferi de aktarmaya devam ediyoruz. Bir taraftan gerçekten standınız çok güzel. Ve genişlik olarak da dediğim gibi çok büyük bir stand hakikaten. Ev sahibini hakkını veriyor. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz İhsan Bey. Ben teşekkür ederim. İyi fuarlar diliyorum. Sağ olun, size de. Evet değerli izleyenler, İhsan Bey ile birlikteydik. Tire Özsan Tarım standındaydık. Buradaki en büyük standlardan bir tanesindeydik diyebiliriz aslına bakarsanız. Ve ev sahibi olarak hakkını veriyorlar dedik. Sizin de merak ettikleriniz varsa, İzmir Tarım Fuarı'na gelmek, görmek istiyorsanız ve Tire Özsan Tarım hakkında daha yakından fikir sahibi olmak, fikir almak istiyorsanız da yine buraya gelebilirsiniz. B blokta olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Şimdi bir virgül bırakacağız, araya gideceğiz. Aranın hemen arkasından İzmir Fuarından kaldığımız yerden devam edecek canlı yayınlarımız, bizden ayrılmayın.